Savunma Bakanlığından bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı iki askerin daha yaşamını yitirdiğini, Federal Kürdistan bölgesinin Zam bölgesinde 6 Ağustos'ta yaşanan patlamada bir askerin yaralandığı açıklanmıştır. Açıklanmıştı. Genelde biliyorsunuz önce askerin askerlerin yaralandığı açıklanıyor. Daha sonra birkaç saat sonra hafif hafif yani araştıra araştıra söylüyorlar insanlara. Daha sonra uzman onbaşı Mustafa Demir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bugün Savunma Bakanlığı. Savunma Bakanlığı bu akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı. piyade uzman çavuş Masum Şimşek de yaşamını yitirdiğini. için bu Masum Şimşek'in ölümüne ilişkin benim attığım bir manşet var. Gerilla kaynakları bir haber geçti ve bu kaynaklı askeri yerel kaynaklar Masum Şimşek'in çatışmada ölmediğini söylüyorlar. Birazdan, birazdan o haberi okuyacağım, sizlerle paylaşacağım. Bakınız Mahsun Şimşek'in yaralandığını açıklayan, yalan söyleyen bu devlet aslında Mahsun Şimşek nasıl ölmüş? Birazdan size. Haber sırası gelsin, sizlerle paylaşacağım. Evet, başka bir haberle devam ediyoruz. MIT, e, Kürtlerin peşini bırakmıyor ülke içerisinde ve ülke dışında olmasına rağmen Kürdistan Demokrat Partisi'nin baskıları nedeniyle Federal Kürdistan'da yaşayan ve o bölgeyi terk etmek zorunda kalan Kürt siyasetçi ve insan hakları savunucusu Mehmet Şerif Sürenden bahsediyoruz değerli izleyiciler. Siyasi e, iltica talebiyle Avrupa'ya geçmek için yola çıkıyor. Ardından Bosna Hersek'te yakalanıyor ve orada sığınma başvurusunda bulunuyor. 10 Ocak'ta da tutuklanıyor. Türkiye'ye de yargılamaları devam ediyor. 6 yıl 3 ay hapis cezası ilk cezası olduğu biliniyor ve Milli İstihbarat Örgütü hemen devreye giriyor. Biliyorsunuz Bosna Hersek ile Türkiye arası e, gayet o konularda çok iyidir. Yani Türkiye bastırıyor parasını. Kim orası olsun iadesi onlara göre çok kolay. Hemen iade ediliyor. Ama biraz da artık Avrupa Birliği'ne girme durumu söz konusu olduğu için şu anda biraz zor. Avrupa yasalarını yavaş yavaş Bosna Hersek'te artık uygulamaya başlıyor ve MIT iadesini talep ediyor. Aylardır tutuklu şu anda. Ailesi ve avukatları sürenin durumuna dair acil tedbir alması talebiyle kamuoyunda baş kamuoyuna bir çağrı yapıyorlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundular. Türkiye'ye iadesi gerçekleşmesin diye. Kardeşi Muharrem Süren 6 Ağustos'ta resmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeniden bir başvuru mektubu yazdığını da duyurdu. Süren insan hakları savunucuları ve af örgütlerine duyarlılık çağrısında da bulundu. Ama ilginç bir detay daha var. Mehmet Şerif Süren Bosna Hersek'te DAİŞ Lilerin kaldığı cezaevindeki aynı koğuşta. Bilinçli olarak aynı koğuşa gönderilmiş ve kardeşi bir çağrı daha yapıyor. Diyor ki kardeşimi DAEŞ'liler cezaevinde öldürmekle tehdit ediyor. E, Valla insanın aklına gelmiyor değil. Yani o DAEŞ'ler biliyorsunuz Türkiye devletiyle AKP ile aralara çok iyi ve umarım ki bu Kürt siyasetçinin başına o DAEŞ'ler o cezaevinde bir şey getirmez. E, ve kamuoyu bu konuda gerçekten de duyarlı olmalı. Şimdi korucularla ilgili bir haber var değerli izleyenler biliyorsunuz. Korucular sürekli bölgeye gönderiliyor. Kimisi kaçıyor, kimisi istifa ediyor. Birçok olay yaşanıyor. Sendromu yaşayan var, artık o korkudan gitmeyen var e, vesaire. Şimdi bir ilginç bir haber daha var. Bu da Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberi. E, Federal Kürdistan bölgesinde uzun zamandır hatta 4 aya yaklaştığı bir saldırı var biliyorsunuz. 17 Nisan'da başlatılmıştı ve devam ediyor. Buna ilişkin artık Türkiye medyasında böyle kolay kolay manşet göremezsiniz. Askerlerin ölümünü de öyle ara haber olarak geçtiriyorlar. Yani çok böyle sür manşete bile taşımıyorlar. Alt manşet olarak böyle kısaca kutu içerisinde bir haberle geçtiriyorlar. Yani ZAP'taki savaşı unutturmaya çalıştırıyor, çalışıyorlar. Hatta birçok noktada geri çekilme var. Bazı noktalarda geri çekilemiyorlar. Girdikleri yerlerde çıkamıyorlar. Ee, ve saldırılara Hakkari'nin Baz köyünden korucular dahil edilmiş ve o korucular savaş tünellerine gönderilmek istenmiş. Rutbeli askerlerin korucular ile tünellere girmeleri noktasında ikna etmek için toplantı yaptı. Ancak son bir haftada son bir hafta içerisinde 6 korucunun yaşamını yitirmesi nedeniyle bu çabaların sonuçsuz kaldı ve o korucuların çünkü korucuların da aslında bazı bölgeleri var ama korucularla yapılan anlaşmalar genelde Türkiye'nin neresinde herhangi bir çatışma olduğu zaman siz gelip askerin önünde en önde gitmek zorundasınız diye işte o korucuları ikna etmeye çalışmışlar. Korucular da ben geçen hafta bir video paylaşmıştım. Gerilla kaynakları o videoyu paylaşmıştı Gerilla TV. Biliyorsunuz o köpekler üzerine lambalar ve bombalar kamera yerleştirilerek o savaş tünellerine gönderilmişti. Hatta bir köpek de öldürülmüştü gerilla tarafından. Üzerinde bomba ve şey olan kamera olan Sonra o kamera görüntülerini el, el, ne el koyan gerilla o kameradaki görüntüleri de paylaşmıştı. Askerler nasıl köpekleri götürüyor, ne yapıyorlar. Askerlerin görüntüleri de vardı orada zaten. İşte şimdi aynı şekilde artık herhalde kamuoyu biraz tepki de gösterdi bu köpekleri. Ben öyle sanıyorum. Türkiye kamuoyunun umurunda değil de. Hani bir köpeği götürüyorsunuz. Düşünsenize ya savaşa gidiyorsunuz. Köpeği önde kullanıyorsunuz. Bu dünyanın her yerinde suçtur. Böyle bir şey olamaz yani. Evet siz köpeği bütün askeri oluşumlarda köpekler var ama köpekler Böyle mayne şey gibi önünde gönderilip üzerine bombalar gönderilip şey yapamaz falan edilemez yani. Neyse korucular fark etmiş ki o köpeklerin akıbetini izlemişler ki. Demişler ki hayır efendim biz bu savaş tünellerine önde giremeyiz yani. Sizin tekniğiniz var kendi tekniğinizi kullan diye anlaşamamışlar. Söz konusu ikna çabalarının korucu başları üzerinden e, halen bazı korucu başları görevlendirmiş. Bölge bölge toplantılarla devam ediyor ama birçok bölgede buna yönelik herhangi bir sonuç alınamamış. şey şimdi değerli izleyenler kim gidip korucu da olsanız kim gidip mayına şey gibi en önde gidip o savaş dönemlerine gidip kendini bile bile. Yani ben ben sanmıyorum böyle gönlü bir temelde kimsenin gideceğini ben tahmin etmiyorum. Bir ara haber var. Ondan sonra Rojava ve Kürdistan'daki o haberlerle devam edeceğiz. İlginç ilginç olduğu için ben sizlerle paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. TÜİK Haziran ayı iş gücü verilerine göre işsizlik oranını açıklamış. İşsizlik oranı %10.3 olmuş değerli izleyenler. buna göre işsizlik oranı Haziran'da yani 3 puan daha gerilemiş 0.3 olarak bir de iş yok diyorsunuz. %3.3 10.3 seviyesine gerilemiş. 3, yani 0.3 gerilemiş. Demek ki Türkiye'de işsizlik falan sıkıntısı yok. Bir de 3 milyon 400, 3 milyon 541 bin kişiymiş işsiz sayısı Türkiye'de. 3 milyon. Türkiye'de. Şimdi TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri dışında bir de bağımsız şeylerin açıklaması var. Kurumların. Onlar da diyor ki en az iki katıdır. En az. Yani Türkiye'deki işsiz sayısı en az 7 milyon üzerinde ama TÜİK öyle açıklıyor. Öyle bilelim biz de. Ee, şimdi Almanya'da da işsizlik sayısı, işsizlik oranı falan açıkladı. İşte yüzde dört, buçuk civarı falan. iki buçuk milyon Almanya'da işsiz var. Ya ne kadar ilginçtir. Almanya'da iki buçuk milyon işsiz var. Halen Türkiye'den e, şey istiyorlar. Havaalanlarında çalışacak eleman istiyorlar. Bir kişi gelmiş ama. Dün okudum bir haberde Almanya'da o kadar başvuranlar arasında bir kişi almışlar. Tabii bunlar hepsi şeydir. Almanya bu konuda neyse Almanya daha sonra değineceğim. Çok ilginç gelişmeler var. Gerçekten de Almanya sistemi çökmek üzere. Onu size söyleyeyim ben. Şimdi çatışmalarla devam edeceğiz. Maalesef önce Batman'daki bir eylem yasağını vermek istiyorum. Batman valinden yapılan açıklamada kent genelinde 10 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliğe yasak getirildi değerli izleyenler. Batman gibi kocaman bir kentte. Niye? bilmiyorum. Niye? Sebep yok. Vali Bey'in canı öyle istiyor. Efendim kentte siz herhangi bir basın açıklaması, yürüyüş, miting falan. Ha, tırnak içerisinde söylüyorum. AKP'liler hariç. Şimdi mesela yarın bir konser için başvuru yapıldığı zaman önce listeye bakıyorlar. Bu adam kimdir? AKP mi organize ediyor? AKP yakın organlar mı organize ediyor? O zaman izin veriyorlar. Ama AKP değilse, muhalefet, HDP, Kürtler ise zaten peşinen kabul etmiyorlar. O yüzden bu 10 günlük yasak AKP dışındaki kesimler yani Kürtlere Batman bir Kürt kenti olduğuna göre Kürtlere getirilen bir yasak. Niye? Herhalde ben tahminen diyorum galiba bugünlerde HDP'nin oralarda organize etmek istediğim bir etkinlik mi var? Haber almışlar. O da olabilir. O da olabilir. İlginç. Ya cezaevlerle ilgili bir haber de var. Onu da kısalar ben şey yapayım arkadaşlar. Şimdi Antalya Setepi kapalı cezaevinde hasta tutuklu Zerdeş Oduncu ve 7 tutukluya havalandırmadaki demir kafesleri açtıkları gerekçesiyle yüzler gün hücre cezası verilmiş. Hiç yorum yapmıyorum gerçekten. Pes yani. Pes yani hem de nasıl pes. Şimdi değerli izleyenler önemli bir gelişme var. Rojava'dan bugün önemli bir haber geldi. Cize bölgesi İçişleri Kurulu. Kamişlo'da Gerçekleşen Siha saldırısında Pecak komutanı ekranda gördüğünüz Pecak komutanı üyesi Yusuf Mahmud Rebani ile birlikte dört kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu değerli izleyenler bugün yine Rojava'da dün olduğu gibi bugün de Rojava'nın birçok noktasına e, Siha saldırıları ve top atışları gerçekleştirildi onlarca insan yaşamını yitirdi yaşamını e, yitirenle birlikte onlarca insan da yaralı durumda. Evet, Kamışlo'da da bir SİHA saldırısı tekrar gerçekleştirildi. Bu akşam saatlerinde e, Kamışlo'nun Melesibat köyünde bir araç bombalandı değerli izleyenler. Anha'nın haberine göre SİHA saldırısının sonucuna ilişkin şu ana kadar gelen bir bilgi yok. Ama bombalanan bütün araçlarda ya 3-4 kişi, 2 kişi en az genelde yaşamını yitiriyor. Onu söyleyeyim ve birçoğu da e, sivil olmak üzere yine YPG'liler de yaşamını yitiriyor. En İsa kırsalı 30 defa top hedefi haline getirilmiş. Bugün e, Kese'de bir açıklama yaptı. Türk devleti ve ona bağlı çetelerin dün savaş cephelerine yani e, kendin yakın üstlerine bulundukları üstlere Ayn İsa kırsalına tam 30'dan fazla top atışı yaptığını duyurdular. Top atışı savaşlarda yapılıyor değil mi değerli izleyenler? fiili olarak aslında Rojava'da resmen bir savaş var şu anda. Rojava halkı, Rojava öz yönetimi, Rojava KSD ve YPG şu anda teyakuzda. Yani Türkiye her ne kadar karadan girmemiş, havadan uçaklar uçmuyor ama sihalarla ve karadan toplarla o menzilleri uzun toplarla dövmeye başladı bile birkaç gündür ama dünden beri yoğun bir şekilde özellikle Putin Erdoğan görüşmesinin ardından ben dün yaptığım bir haberde yani Putin ve Erdoğan'ın siyahlar konusunda anlaştığı yerinde önemli şeyler önemli bulgular var demiştim hatta bazı yorumcuların yorumunu da ekranlara getirmiştim anlaşılan gerçekten de Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde Erdoğan şu anda resmen Rojava'ya bir savaş ilan etmiş durumda. Zaten tam da Erdoğan'ın istediği o bölgeler şu anda bombalanıyor değerli izleyenler. Maalesef öyle. Yani Erdoğan şu bölgeleri almak istiyordu. Bakınız ekranda da göstereyim ben izleyenler değerli izleyenler için. Erdoğan şu bölgeleri, e, işaretlediği bu bölgeleri Birleşmiş Milletler'de biz buralara hepsini alacağız demişti zaten. 35 kilometre ama dün Süleyman Soylu bir açıklama yapmıştı. E, onu da sizlerle aktardım. Süleyman Soylu dedi ki efendim 30 değil, biz yani 20-30-40 kilometre. Biz bu alanların hepsini alacağız demişti Süleyman Soylu. Ve e, bakalım... E, yani şu anda aslında herkes beklemede. Bugün özellikle yönetimin bir çağrısı vardı. Uluslararası kuruluşlara, kurumlara bir çağrı vardı. Yani resmen bir savaş durumu var. Yani e, bu işe koalisyon ortağı olarak e, biz, biz de koalisyon ortağıyız dediler. Koalisyona bir çağrı yaptılar bu işe dur deneyin. Yani, ya bizi koalisyondan çıkarın ya da bu iş böyle olmaz yani diye bir açıklamada yaptılar değerli izleyenler. Şimdi HPG'nin bir açıklaması var. Önce ona değinelim. Daha sonra ZAPT'a ekranda gördüğünüz askerin nasıl yaşamını yitirdiğine dair haberin detayını sizlerle paylaşacağım değerli izleyenler. HPG bugün yaptığı açıklamada Basın ve irtibat Merkezi ANHA'nın e, geçtiği habere göre ZAPT'a yaşanan çatışmalarda 10 askerin öldüğünü belirtmiş. Bir panzer yok edilmiş, e, roket atılmış sanırsam ve bir mevzinin de yine uzaktan atılan bir roketle imha edildiğini HPG duyurmuş. Şimdi zapta gerçekler neden gizleniyor değerli izleyenler? Biraz da ona bakalım. Bu zapla ilgili sürekli haberler yaptığımızda hani insanlar zaptan gelen haberleri duymadığı için Türkiye basını zaptan neler olup bittiğini dile getirmediği için biz de benim gibi yayıncılar da gerilla kaynaklarından alıp aktardığı zaman da hedef tahtası almaya geliyor. Ee, ama bunlar haberdir. Bunlar yaşanan şeylerdir. Ve bunlar kamuoyuna paylaşılan şeyler, bilgilerdir. Yani bu bilgiler gizli olan bilgiler değil ama Türkiye'de gündeme gelmiyor. Çünkü Türkiye'de bunun üzerinde bir yasak var. Yani şu anda mesela bu askerin nasıl öldüğüne dair Türkiye'deki kamuoyunda bir bilgi yok. Kimse bilmiyor. Kimse duymamış. 84 milyon içerisinde bunun 83 milyonu duymamıştır. Hatta belki %99'u Türkiye'deki insanların hiçbiri de bu habere duymamıştır. Nedir bu haberi? Şimdi zaptan neler oluyor gerçekten? Neden gizleniyor bazı şeyler? Bölgedeki çalışmalara ilişkin inanılmaz bir iddia bugün ortaya atıldı ve gerilla kaynakları öyle bir haber paylaştı ki bu haber e, hakikaten de tüylerimizi diken diken edebilecek nitelikte. Bu iddiada ee, bu e, piyada uzman çavuş Masum Şimşek az önceki savunma bakanlığının açıklamasında Masum Şimşek yaralanmış bu akşam saatlerinde açıkladılar yaşamını yitirmiş öldü dediler değil mi? Bu o Masum Şimşek ekrandaki fotoğraf ee, nasıl öldüğüne dair bugün yerel kaynakları çok e, ciddi bir iddia ortaya attılar zaptta yaşananlar Adeta e, ZAP sendromu olarak adlandırılan açıklamada e, gerilla kaynakları verdikleri bilgilerde bu çatışmalardaki savaşın gerçek yüzünü de kirliliğini de bir anda aslında öne sermişler, ortaya sermişler. İddiaya göre askerler en ufak bir sesle sağa sola e, e, rastgele tarıyorlar çünkü orada askerler bir arada kalmıyor yani ben cephe bilmiyorum askerlik yapmadım için cepheyi bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla cephede insanlar elde askerler 10 asker 5 asker yan yana durmuyor bunlar şerit şeklinde ya da değişik konumlanarak e, ayrılıyorlar yani işte tam bu noktada o e, dar alanlarda bazı ormanlık alanlarda dağlık alanlarda herhangi bir sese karşı bu haberde de öyle ufak bir ses <laughs> duyduklarında askerler o can avlusuyla o karanlıkta rastgele tarıyorlar sağa solu. Yani bir hayvan bile bir ormanda gitti gezdiği zaman e, yani mesela benim bir arkadaşım anlattı bana. E, habere geçeceğim kusura bakmayın. Benim bir arkadaşım anlattı bana. E, komando olarak askerliğini yapmış. Dedi ki biz birbirimize ip bağlıyorduk o dönem. Öyle kaç yıl öncesinde bahsediyorum. Ve herhangi bir durum olduğu zaman biz ip çekerek birbirimize haber veriyorduk. Bir tehlike olduğu zaman e, onun şeyleri var. Kodları var. O şekilde ip çekiyorduk. Ve dedi ipi çektiğimiz andan itibaren biz artık sağa sola bakmadan önümüzü taramaya başlıyorduk. Yani bir hayvan çıkabilirdi, başka bir şey olabilirdi, gerilla da olmayabilirdi, ne bileyim kendi arkadaşları olabilirdi fark etmez. Burada da aynı olay, aynı ona benzer bir iddia var. Gerillanın eline geçmesin diye askerler tarafından yaralı askerlerin öldürmeleri ve asker cenazelerin bombalaması gibi ciddi iddialardan bir tanesi. Bu iddiaya göre Mahsun Şimşek adlı asker zapta yaşanan korku sonucu etraflarını rastgele tarayan askerlerin kurşunuyla Mahsun Şimşek'in yaşamını yitirdiği, öldüğü gerilla kaynakları tarafından resmen açıklandı değerli izleyenler. Herhangi bir çatışmada Mahsun Şimşek'in ölmediği tam tersine bölgede bir sesten ya da bir patlamadan ya da bir silah sesinden dolayı ee, o hani ZAP sendromu olarak adlandırıyor bu e, durumu aslında e, yani bu e, bölgedeki durumu İşte o sendromu yaşayan askerler e, bir sesten dolayı paniğe girerek sağa sola e, ateş ederken kendi arkadaşlarını yani masum şimşeği vurduğunu iddia etti bugün gerilla kaynakları bu e, bilmiyorum ailesi bunu araştıracak mı otopsi yapacaklar mı? Bu asker kimin kurşunuyla öldü çok basittir aslında bunu tespit etmek. Eğer gerçekten de bu asker kendi arkadaşının kurşunuyla öldürülmüşse bu çok vahim bir durumdur. Bunun bence incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi değerli izleyenler tabii ki daha çok önemli haberler var. Savaşta bölgeden de haberler var ama onun öncesinde Yunanistan'la ilgili bir haber var. Biliyorsunuz 80 kişiyi tanıyan, taşıyan bir gemi. Ee, göçmen gemisi batmıştı ve 29 kişi kurtarmıştı ama son gelen bilgilerden maalesef Yunanistanın açıkladığı rakamlara göre halen e, kurtarma ekipleri 50 kişi arıyor, 51 kişi yaklaşık e, cenazelerinde ulaşılmamış bu insanlar Türkiye'den gitmiş ama Türk vatandaşı mı Irak vatandaşı mı bilinmiyor fakat Türkiye'den e, dün Antalya'dan hareket etmiş bir gemi yani düşünün bakın Türkiye yine oraya mülteciler akın akın göndermeye başladı ve yine insan ölümleri gelmeye başladı. AFP bu bunu son dakika olarak geçti. 29 kişi kurtarmışlar ama 50 kişi şu anda kayıpmış. Ne yazık ki çala çocuk insanlar gidiyor böyle yollarda. İşte bu savaşın verdiği kirli şeylerden bir tanesi de budur. Savaş olduğu müddetçe insanlar böyle gidiyor ama niçin gidiyor? İşte böyle bu insanların sayesinde. Şimdi neden bu insanların sayesinde? Bunlar aslında savaş baronluğu yapan insanlardır. Bu bölgede savaşa sebep olan iki liderden bahsedeceğiz. Bir tanesi Erdoğan, bir tanesi de Esad. Şimdi Erdoğan'la Esad'ın bu samimin poz, pozunu biz bir yana bırakalım. Ee, bu pozlarını bir yana bırakalım. Onun gö, ikisinin görüşmesine dair ikisi küfürleşen insanlar biliyorsunuz. Erdoğan Esad'a sürekli halen de halen değil pardon birkaç aydır demiyor. Katil Esad denen diye Esad diye bir lakap takmışlardı. Ona yönelik dün de açıklama vardı. Suriye Bakanlığı yapmıştı ama bugün bir Suriyeli yetkili bir ilginç bir cümle kullandı. Dedi ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Besar, e, Beşar Esad arasında bir telefon görüşmesi olabileceği mümkün değil dedi. Ve bunlar külliyen yalandır dedi. Suriye ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında temas olasılığından bahsetmenin tamamen yanlış olacağını açıklıyoruz diye bir açıklama yaptı ee, ve şimdi şey gerekçe de ne gerekçe diyorlar ki e, zaten Suriye Türkiye'nin teröre desteğini e, kesmesini ve işgal ettiği topraklarda da geri çekilmesini istiyor. Yani onların ilk şartı o. Türkiye teröre desteğini keserse bir de o işgal ettiği İdlib, Efrin, Giresun, Serekaniye falan bütün o Suriye toprakları içerisindeki bölgelerden geri çekilirse o zaman diyor belki görüşme olabilir ama Erdoğan demişti ki benim MIT elemanlarım zaten gizli istihbarat elemanlarım zaten Esad yönetimiyle görüşüyor demişti. Geçen hafta demişti o Putin'le yaptığı ziyaretten sonra ama mesele ne biliyor musunuz? Mesele Kürtlerin herhangi bir statü elde etmemeleri için Erdoğan her türlü ödünü verebilme durumudur. Onun Erdoğan'ın bakanı iki gün önce ne dedi? Ben gündeme getirmiştim. Sizler izlemişsinizdir. Bilmeyenler için tekrarlayayım. Ben dedi ki biz Suriye'deki 5 milyon insanı kendi hayrımıza getirmedik. Biz orada herhangi bir Kürt devletinin kurulmaması, Kürtlerin herhangi bir hakka ve statüya kavuşmaması için onları kabul ettik ve geri o bölgeleri işgal edip geri göndereceğiz dedi. Şu itirafa bakar mısın? Yani e, ilginç İtiraflar bunlar Kürt halkı için. Umarım bütün Kürtler bu itirafları duyar ve ona göre kendi siyasetinde yapar diye düşünüyorum. Şimdi değerli izleyenler size bir hayat hikayesi ekrana getireceğim ama özellikle dinlemenizi rica ediyorum gerçekten. Dinlemenizi rica ediyorum. Bu belki de e, Türkiye'de ya da Kürtlerin on binlerce Kürt'ün yaşadığı dramlardan sadece bir tanesidir. Bakınız, iki kardeşin hikayesini anlatacağım. İki kardeş de öldürülüp nasıl terörist olarak mahşete taşınıyor? Dar geçitte iki yıl arayla kat Celal ve Mehmet Ata Acar kardeşler için terörist öldürüldü. Süsü nasıl verilmiş? Aradan tam 30 yıl geçti. Ona rağmen ne failler bulundu ne de yargılandı. Abileri için adalet mücadelesi veren Nebiye Acar, tek suçumuz Kürt olmaktı dedi ve Mezopotamya Haber Ajansı'na olayın gerçek yüzünü anlattı. Mardin'in Dargeti ilçesine bağlı Gelikur köyünde katledilen Celal Acar'dan geriye 3 Dar yolunda katledilen Mehmet Ata Acar'dan ise geriye bir çocuk ve eşleri kaldı. Celal Acar ve bir kar arkadaşı 1992 yılında evlerinden askerler tarafından zorla çıkartılarak köy mezarlığına götürülüyor. Acar ve arkadaşı ardından mezarlıkta kat ediliyor. Giysileri çıkartılarak PKK'nin elbiseleri giydiriliyor. Daha sonra terörist öldürüldü diye açıklama yapılıyor. Manşetler atılıyor. Gelikur köylüleri ilerleyen yollarda koruculuk yıllarda koruculuk dayatmasını kabul etmedikleri için göçe zorlanıyorlar. Önce Dargeçit ilçesine bağlı Zerbik köyüne yerleşen Gelikur sakinleri devam eden baskı ve zulümden kaynaklı 1994 yılında bir kez daha göç yollarına düşerek Şırnak'ın İdil ilçesine yerleşiyorlar. Aynı yıl 1994 yılında yani Mehmet Acar İdil'den Dargeçit'e kuzenini ziyarete gittiği esnada yolda doldurularak asker ve korucular tarafından alıkoruluyor. Daha sonra yanına silah bırakılarak cenazesi bir katıra yüklenerek Dargeçit taburuna götürülüyor ve terörist öldürdük diye açıklama yapılıyor. İki kardeş aynı güçler eliyle aynı kur kurguyla iki yıl arayla kat ediliyor. Ailenin girişimleri sonuçsuz kalınca Nebiha Acar ağabeylerinin faillerini bulmak için cumartesi anneleri eylemlerinde yerini alıyor. Ancak Celal Acar'ın 30, Mehmet Acar'ın ise 28 yıldır ne failleri bulundu ne de yargılandılar. Aynı zamanda da Barış Anneleri Meclisi üyesi olan Acar, Acar ilerleyen yaşına rağmen bıkmadan, usanmadan kardeşlerinin faillerini sormaya devam ediyor. Naibi Acar o dönem yaşadıklarını, devlet zulmünü, zulmünü bakınız nasıl, hangi cümlelerle dile getiriyor. Köyümüzden bir dere geçerdi, bereketli olduğu için cennet deresi diyorduk. Ekim eker, hayvancılıkla uğraşırdık ama daha sonra devlet geldi ve deremizin ismi cehennem deresi olarak değiştirildi. Pirinç ederdik, ekerdik. Geçimimizi bu şekilde yapıyorduk ve çocuklarımız dışarıya iş yapmaya gitmezdi. Ama devlet rahat bırakmadı ve ya korucu olacaksınız ya da buradan çıkacaksınız dediler. 1992'de askerler köye geldi. Ağabeyim Celal ve, köy ve köyden bir arkadaşını evden çıkartıp götürdüler. Onları köy mezarlığına götürdüler ve orada katlettiler o gün kardeşim siyah bir takım elbise giymişti ama o elbiselerini çıkartıp PKK elbiselerini giydirmişlerdi. Sonra bunlar pekekeri dediler. Halen o gün giydiği elbiselerin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Elbiseden sadece cebini kesip orada bırakmışlardı. Onu ayakkabısından tanıdım. Kardeşimi vahşi bir şekilde katletmişlerdi. Baskılara rağmen korucu olmadık. Korucu olacağımıza köyü terk ederiz dedik. Bu kararımızdan sonra da evimizi ateşe verdiler. O gece saat 01 sularında askerler evimizi bastı ve köyü boşaltın dediler. Bizim köyün ilerisinde bir köy vardı. O gece orada kaldık. Her şeyimiz ise köyde kaldı. Evden sadece çocuklarımızı alabilmiştik. Bir süre Zerbin köyünde kaldıktan sonra asker oraya da gelip koruculuk dayatmasında bulundu. Daha sonra oradan da İdil'e göç etmek zorunda kaldık. 1994'te ağabeyim Mehmet Ata İdil'den dar e, amcamın oğlunu ziyarete giderken yolda askerler ve korucular tarafından alıkonuldu. Bir süre sonra asker ve korucular cenazesini bir katıra yükleyip dar geçit taburuna götürüyorlar. Orada Terörist öldürdük diyorlar. Ölüm haberi geldiğinde babamla birlikte dar geçişte gittik. Herkes babama sakın benim oğlumdur deme yoksa seni de kaybettirirler diyordu. Ben tabura girmeye kararlıydım. Babamla birlikte gittik. Tabur komutanı babama senin oğlun teröristti ve elinde silah vardı dedi. Bunu kabul etmedik. Çünkü yanında bıçak bile bulundurmazdı komutana köy muhtarını ara terörist mi değil mi diye sor dedim. Cenazeyi götürmek için araç vermediler. Traktörle cenazeyi aldık ve dar geçte camiye götürdük. Ancak imam korkudan yıkamadı. Bu kez cenazeyi İdil'e getirdik ve yıkamak için izin istedik. O zamandan beri devletin zulmü üzerimizde. Celal 30 yıl, Mehmet ise 28 yıl önce kat edildi. Ancak failleri ortaya çıkarılmadı. Korucu olmadık diye başımıza bunlar getirildi. Belki de tek suçumuz Kürt olmaktı. Bedenimde tek damla kan kalana kadar mücadele etmeden ve etmekten ve failleri aramaktan asla vazgeçmeyeceğim. Ayaklarım beni götürebildiği kadar bu yolda yürüyeceğim. Öldürülsek de tutulsak da bu davadan vazgeçmeyeceğiz. İki defa göç ettirildik. Nere gittiysek koruculuğu da yattılar. En sonunda İdil'e geldik. 2015 yılındaki sokağa çıkma yasağında da evimizi yaktılar. Çocuklardan geriye anne ve babalar kaldı. Gerçeklerin aydınlanması için mücadele ediyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz diye konuştuk. Mezopotamya Haber Ajansı'na. Değerli izleyenler ben bunu niye anlattım? Sizi beklettim. Daha haberler var. Kusura bakmayın ama eee Kürtlerin yaşadığı dramlardan sadece bir tanesi. Bunu sadece örnek olsun diye. İnanın buna benzer. Bakınız 17 bin faili meçhul cinayetten bahsediliyor ya. Basit bir örnek vereyim size sadece. O 17 bin faili meçhul cinayet. Yani faili meçhul nedir? Failleri belli değil. Mezar yerleri yok. Kemikleri yok. Birçoğunun fail meçhul. Adi üzerinde. Aslında belli ama meçhul. İşte o 17 bin olarak açıklanan resmi rakamlara göre o da ki daha fazladır, 17 bin örnekten bir tanesi. Hepsinin akıbeti böyledir. Hepsinin akıbeti böyle. O 17 bin yaşam hikayesi insanın ömrü yetse, mesela benim ömrüm yetse, imkanım olsa, ben o 17 bin insanın ailesiyle tek tek görüşür, onların bu yaşam hikayesini tek tek anlatırım, inanın bana. İbret-i alem olsun diye.